Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Dust 2'deki bomba taktiklerini göstereceğim. Umarım hepinizin işinize yarar yani. Evet, şimdi ilk göstereceğim bomba taktiği long rushlayanlar için, long için. Bu taktikte long'u keseceksiniz arkadaşlar. Genelde long'da sniper'lar bizim baş belamız. O yüzden şu gördüğünüz gibi şuradaki taşın üzerinden şuraya geçiyoruz arkadaşlar. Şu kapı hizasından şu elektrik teline doğru nişan alıyoruz. Hafif koşarak bombayı bırakıyoruz. Arkadaşlar o bomba zaten gördüğünüz gibi bu şekilde patlıyor. Burada duran setin iki seçeneği var zaten. Birincisi kaçmak, ikincisi de pite doğru koşmak. Zaten pite doğru koşarsa gördüğünüz gibi düşmanlarla karşı karşıya. Onun için en büyük şeyi kaçmak olacaktır. Bu da takım için 4-5 kişi birden yani longa girebilirsiniz demektir. Evet arkadaşlar, bu şimdi göstereceğim taktik de yine long rushlayanları ilgilendiriyor. CT veyahut da short'tan çok darbe alıyoruz arkadaşlar şuradan geçerken. Bu yüzden o tarafı kapatmamız şart. Bunun yöntemi de arkadaşlar şu fıçıyla duvarın arasına gelip şuradan, yani şu noktaya kadar koşacağız arkadaşlar ve smoke şu çatının hafif sağına kadar, hani şu pencerenin üstüne gibi şu şekilde hafif koşarak bırakacağız. Bu da gördüğünüz gibi böyle kapatıyor bu tarafı. Bu şekilde arkadaşlar. Yani hem short hem de CT tarafından yani çoğu insan görmeyecektir. Ve kolaylıkla A'ya geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi göstereceğim smoke ise daha çok short'tan rushlayanları ilgilendiriyor. Bu smoke da Xbox'ın üzerine patladığı için mid'deki sniper'ları falan görüşü engelliyor, yani siz daha rahatlıkla geçebiliyorsunuz o bölgelere. Direkt short rushlamak için yani. Bunun için de şuradaki boşluğun üzerine geliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şu elektrik direği ile duvar arasına, böyle tam dışarı değil ama hafif içeride bir şekilde tutup smoke bombasını bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan sekip Xbox'a patladığı için buradan kolaylıkla geçebiliyoruz arkadaşlar. Ve bu bomba patladığı için arkadaşlar gördüğünüz gibi CT tarafı gidiyor. Yani büyük ihtimalle sizi göremeyecektir. O yüzden ya daha uzaklaşıp kapı bakar, diğer ihtimalle short'a desteğe gider. Arkadaşlar bu göstereceğimiz smoke da yani şu uzaktan atmak istemeyenler için böyle daha kolay bir şekilde şu kapının kenarına geçiyoruz direkt. Direkt şu hemen yani her boşuna olabilir ama daha çok şöyle bir yerden bırakın smoke bombasını. Gördüğünüz gibi yine Long'u smoke'layacaktır. Bu smoke'dan sonra direkt koşarsanız sizin için avantaj yani. Bir de dikkat ederek koşun işte. Evet arkadaşlar, buradan göstereceğim smoke da long'dan rushlayanlar için yine. Long'dan rushlarken short'u kapatmak. Bunun için bu şekilde ilerleyip short'u kapatmamıza gerek yok. Yani daha şey yöntemleri var göstermeden kapatmak için. Bu da size short'tan gelecek düşmanlara karşı bir avantaj sağlar. Direkt bombayı kurma imkanınız var yani. Bunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu 3. ve 4. taşın arasına gelip şu şekilde. Çok bir ilerlemeden şuraya kadar yeterlidir zaten. Bombayı alıyoruz. Koşup zıplayacağız. Ama atacağımız yer nere diyecekseniz de şu 3. kattaki pencerelerin arasından hafif yukarısı. Şu şekilde yani. Şu aradayım ben şu an. Şöyle. Bu şekilde atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bomba short'u kapattı. Rahatlıkla burada bomba kurabilirsiniz. Zaten bu smoke sadece short'u kapatmıyor. Short'tan gelecek düşmanları da emin olun yavaşlatacaktır yani. Evet arkadaşlar, buradan da daha çok CT'leri ilgilendiren bir smoke. Counter teröristler, long'dan rushlayan teröristler için en iyi smoke'larından biri bu da. Long kapısını smoke'lamak. Bunu smoke'lamak için de arkadaşlar şuradaki hizadan hafif yukarı kaldırıp smoke'u bırakıyoruz. Şu şekilde patlıyor smoke zaten. Evet arkadaşlar, daha demin gösterdiğim şeyi şu civarlardan long smoke'lamaktı. Long kapılarını. Bunun daha kolay yöntemi değil de daha kısa zamanda yapabileceğiniz bir yöntem daha var. Bu da short boost'tan smoke'lamak. Şu tarafa geçiyoruz. Şurada gördüğünüz çıkıntıya nişan alıp hafif sağa kaydırıp bombayı bırakıyoruz gördüğünüz gibi.
Bu bomba çatıdan bir defa sekip direkt long kapısını kapatıyor. En azından bir tarafı gelme şansı azalıyor long'dan. Takım arkadaşları B'ye yoğunlaşabilir yani biraz daha. Evet arkadaşlar, bu sefer göstereceğim şey de short'tan rush'layan teröristler için. Veyahut da tam tersi, fark etmez yani kim site tarafındaysa, bu illa bir rush'lama veyahut da defans şeyi değil yani. Eğer A site'de düşman varsa Molotov cocktail'ine yakıyoruz arkadaşlar. Hani mesafeler fazla önemli değil zaten. Şu merdiven çıktıktan sonra şuradaki birinci katın penceresinin hafif üstüne nişan alıp koşup bombayı bırakıyoruz. Şu şekilde. O site'de olan düşmanlar zaten yanıp dışarı doğru çıkacaktır. Veyahut da ölecektir. Evet arkadaşlar, bu seferki de midden B'ye rush'layanlar için, midden B'ye rush'layan teröristleri daha çok ilgilendiriyor yani. Bunun için de yine smoke alıyoruz arkadaşlar. Şu pencereye doğru nişan alıp, şu en köşeden nişan alıp bırakıyoruz, bu kadar. Tabii ki sizin için yapabileceğiniz tek şey artık beklemek. Evet, smoke bayağı bir CT'yi kapatıyor zaten. Buradan sonra da B'ye rush'larsanız. Amine de size bir tavsiye, bir kişine de smoke'un içine baksın yani. Emin olun buradan düşmanlar gelecektir. Evet arkadaşlar, bu seferki smoke da tünelden gelen bir arkadaşımızın yapacağı bir smoke olması gerekiyor. Tünelden gelen arkadaşımız Xbox'ı smoke'layarak midden short'a geçen terörist arkadaşlarına yardım edecektir bu smoke. Yine CT'deki sniper'ların görüş alanını kesecektir. Bunu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki kolonla şuradaki taşların arasına giriyoruz. Ondan sonra şurada lamba var zaten. Lambanın şu beyaz kısmına yani daha çok nişan alın ve smoke bırakın arkadaşlar. Tam ilk box'a duruyor ve kapattı gördüğünüz gibi. Hem short'taki düşmanlar tüneli göremiyor, hem de terörist arkadaşlarınız buradan daha iyi bir şekilde rushlayabiliyor. Arkadaşlar, bu göstereceğim smoke da hani daha çok setili ilgilendiren bir smoke. Short'u kapatıyor. Ama ne yaparsınız, orası sizin yaratıcılığınızdan kalmış zaten. Şuradaki taş birikintilerin en sağına neredeyse geçiyoruz. Şu şekilde yine şu pencereye nişan alacağız arkadaşlar. Bunda hani çok ilerlemeyeceğiz, hafif koşacağız ve zıplayacağız ve nişan alıp atacağız bombayı. Şimdi yapacağım gibi. Şu şekilde zaten pencere gitmeyecektir o smoke. Ve şu an short'taki kesim noktasını smokeladı. Attığımız bomba pencereye değil biraz yukarısına geliyor tabii ki de. Zıplamanın mantığı zaten daha yukarıya atmak bombayı. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bu göstereceğim smoke da yine şeyi B plant'ı kapatacaktır. İşinize elbet yarar yani. Bunun için de şuradaki büyük kolonun yani daha doğrusu binanın yanındaki şeyi köşesine geçiyoruz. Şu şekilde. Direkt 1, 2, 3, 4, 4 taş, zaten toplamda 5 taş var. 4 taştan yukarı doğru kaldırıp elektrik direğine doğru yani teline doğru nişan alıp bırakıyoruz. Bu da B plant'ı direkt kapatıyor. Bu şekilde. Arkadaşlar, bu göstereceğim smoke da B site'daki karı smokluyor. Orada duran düşmanlar smoke etkisiyle büyük ihtimalle yerinde kalırlar veyahut da ikinci ihtimalle smoke'dan dışarı çıkmaya çalışırlar. Bu smoke'u nasıl atacağız diye soracaksanız da şu gördüğünüz iki tane tuğlanın arasına giriyoruz. Yanındaki elektrik direğine doğru kaldırıyoruz. Hafif sol tarafı şu şekilde, biraz da aşağı tarafı, tam sol aşağı yani. Şöyle bırakıyoruz bombayı. Gördüğünüz gibi. Biraz bekleyeceksiniz patlamasını. Ve kart smoklanıyor bu şekilde. Evet, düşmanlar zaten direkt çıkmaya çalışabilir. Öldürürsünüz siz de. Evet arkadaşlar, bu göstereceğim smoke da tüneli smoklayacaktır. Sizin eğer buradan göstermeden smoke atmanız gerekecek bir durum olacaksa, yapmanız gereken şey şuradaki tahtanın yanına geçip, duvarla tahta arasından şöyle geçip, şurada B side'ın B'si var zaten, B'den yukarı doğru kaldıracaksınız. Tam duvar hizasında bombayı bırakacaksınız. Bu şekilde tüneli smokluyorsunuz arkadaşlar. En azından tünelden gelen düşmanları yavaşlatacaksınız bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu göstereceğim şey de yine Molotov taktiği. Büyük ihtimalle bunu CT tarafı yapacaktır. Çünkü teröristler B'ye girdikten sonra bomba kurmuş oluyor zaten. Teröristler de en çok ya pencere altında, B site'da yani, ya havuzda ya da
karda duruyorlar. Bu bombayı atarak en azından bir ihtimalini yok etmiş olma ihtimalimiz var zaten. Bir side'daki düşman varsa onu yakma ihtimalimiz var. Yok değil. Bunun için de şu gördüğünüz gibi şu taşın burasına geliyoruz. Şu istediğiniz her yer olabilir. İsterseniz bu taraf, isterseniz şu civarlar. Rastgele bir yere sağ tuşa basılı tutuyoruz arkadaşlar yavaş şekilde atmak için. Zıplayarak bombayı bırakacağız. Şuralara bakarak. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde giriyoruz sonra. Yani gördüğünüz gibi düşmanın biri orada öldü. Can azamlı düşmanlar için çok ideal bir şey. Evet arkadaşlar, bu göstereceğimiz de 2 kişilik bir smoke yani. Daha doğrusu istediğiniz her yerde 2 kişilik smoke'lar da atabilirsiniz. Bunu örnek olarak B-side'a girecekken tedbiri davranmak için tünel ve arabayı kapatacağız arkadaşlar. Eğer iki arkadaş buraya kadar ölmeden gelmişse, bir kişi daha demin gösterdiğim tahtaların kenarına, bir kişi de elektrik direği kenarına gelip şu şekilde iki kişi aynı anda bomba atabilir. Evet, bombayı yolluyorum arkadaşlar. İki bomba da yollandı şu anda. Gördüğünüz gibi en azından sol taraftaki düşmanlar görüş alanı kesiniz. Sağ tarafa odaklanma imkanınız daha fazla. Bayağı bir şekilde sağ tarafı kesebilirsiniz buradan. Evet arkadaşlar, bu sefer göstereceğim şey de bir flash taktiği. B'ye girerken içerideki düşmanları kör etmek için birkaç tane flash taktiği. Arkadaşlar bildiğiniz üzere flashta önemli olan şeylerden birisi flashın patlama anına yakın bir şekilde düşmanlara görünmesi. Örnek veriyorum, düşman havuzdayken flashı şu şekilde atarsanız düşman flashın geldiğini görecektir ve arkası dönebilir yani. Bizim için önemli olan flashın tam patlama noktasına getirmek. Mesela şu şekilde atmak gibi yani. Şimdi onu ben detaylı göstereceğim. B'yi kör etmek için direkt patlama noktasına getirmemiz gerekiyor flashı. Onun için de bir yerden sektirmek en mantıklısıdır. Zaten flash bombasını genel olarak sektirmek her zaman mantıklıdır zaten. Direkt atmak iyi değil. Bunun için de şurada bir tane tümsek var. Buraya doğru hafif alttan nişan alabilirsin. Çünkü koşarak atacağız bombayı. Şu elektrik direğinin yakınlarında bırakabiliriz bombayı. Şimdi gördüğünüz gibi koşuyorum. Bıraktım. B'de patladı ve girdim. Şurada patladığı için büyük ihtimalle B'deki çoğu insan kör olmuş durumdadır. Ve direkt gördükleri anda patladığı için kaçma imkanları da olmamış olabilir yani. İkincisi de arkadaşlar, şu kapıya tabi göstermeyin kendinizi, yoksa buradan atarsanız vurulursunuz. Şu şekilde şuradaki tümsekten flaşı içeri sektirmektir. Bunun için de şöyle nişan alıp koşuyoruz. Patlıyor, direkt girebilirsiniz. Bu da pencere kesen insanları zaten direkt kör edebilir. Tabi yine de şanslı insanlar olacaktır elbet. Çünkü flaşın geldiğini gören insanlar elbet olacaktır. Arkadaşlar, göstereceğim şey de yine flaşla ilgili. Eğer direkt buradan patlatmak veya da buradan patlatmak istemiyorsanız kapıdan patlatma imkanınız da var. Ama direkt hani bu şekilde bombayı atıp şey yapmayın. Adamlar yoksa bombayı geldiğini göreceği için saklanacaklardır. O yüzden şöyle yapın arkadaşlar. Kapının gerisinden koşun ki vurulmayın. Şu şekilde bombayı atın. Direkt patlasın, girin. Ya da buraya sektirmeye de bilirsiniz zaten. Biraz hafif şu sol taraftan koşarsanız şu şekilde. Direkt burada, şurada patladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani adamlar bombayı şu açıdan görecekler zaten sadece. Şu şekilde. Hani adam mesela bu şekilde bomba geliyor. Adam belki şuradan sekecek, patlayacak zannedecek ama direkt bu şey burada patlıyor. Bu da size bir avantaj sağlayacaktır. Arkadaşlar ikinci bir taktik de decoy taktiği. Yani bu taktikte zaten çoğu insan yapıyordur ama biz yine de bilmeyen insanlar için söyleyelim. Decoy'u flash gibi de kullanabilirsiniz. Yani burada demek istedim, flash etkisi yaratabilirsin düşmanlara. Düşmanlar büyük ihtimalle bu bombayı flash bombası zannedebilirler yani. Öyle bir ihtimal var. Ki gerçekten de zannediyorlar yani. Örnek olarak ben flash gibi göstererek B'ye bir decoy atıyorum şu an. Bu şekilde düşmanlar korkup arkadan dönebilirler zaten. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu yine bir flash taktiği. Köşeden flashlama. Atamayacağınız yerler olacaktır elbette veya sektiremeyeceğiniz yerler olacaktır. Tabi ben şu an sektirme imkanım var ama ben size göstereceğim. Daha önce de dediğim gibi flash yani şu şekilde yapmayın arkadaşlar, hani adamları gösterip dönmeyin. Bunun için flash patlama noktasına getirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da sağ tuşa basılı tutup hani yavaş bir şekilde atacağım ve yukarı doğru nişan alıyorum şu şekilde. Bir 60 derece kadar veya da 70 falan. Bırakın arkadaşlar, flash havada dönecek zaten. Tam patlama noktasına yakın. Bak şu şekilde. Hatta bunu siz daha yukarı yaparsanız daha yukarıda bir yerde patlar.
Hani düşmana flash'ı olduğunca az gösterip direkt patlatmak önemlidir. Şu şekilde deneyelim mesela. Yani direkt bu şekilde şey yapıyor. Düşman yani direkt şundan daha mantıklı bir taktiktir bu. Şundan mesela. Düşman daha çok görüyor burada gördüğünüz gibi. Burada sadece şuraları görüyor. Arkadaşlar bu sefer göstereceğim bomba taktiği değil. Bu seferki namlu gizleme taktiği yani. Çoğu insan köşelere saklanırken uzun namluları gizlemiyor. Veyahut da kısa namlu silahlara geçmiyor. Yani biraz o açıları ayarlamak gerekiyor. Mesela örnekte göstereceğim bir şey. Şurada bir arkadaşımız, düşman, short kesiyor ama gizlendiğini zannediyor bu köşeyi geçerek. Yani ben buradan geçerken bu namluyu görüyorum. Ve direkt bu şekilde çıkıp kafasına sıkabilirim yani. O yüzden daha böyle açınızı ayarlamanız gerekiyor. Veyahut da kısa namluya geçmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu sefer göstereceğim şey de teröristler bombayı B'ye kurduktan sonra tünel bakan bir arkadaşı ilgilendiriyor. Tünele çeşitli yerlerden bakabilirsiniz. Burası olur, burası olur. Veyahut da şuralar, her yer olur yani. Ama benim tavsiyem şu köşeyi geçebilirsiniz. Çünkü buraya adamlar nedense ben de anlamını bilmiyorum ama bakmıyorlar arkadaşlar. Hani bakanlar tabii ki olacaktır. Bütün insanlar değil ama çoğu bakmıyor. Çünkü adamlar gelirken daha çok şu şuralara veyahut da tünel girişlerine falan odaklanıyorlar. Bu yüzden burası sizin için bir avantaj sağlayacaktır. Ben buraya mesela pustum. Gördüğünüz gibi.